Valla bu konunun iki yönü var. Birinci yönü şu. Tabii ki devlet deyince sanırım Kültür Bakanlığı'na bağlı kurumu kastediyorsunuz. Bu kurumun faaliyetleri ne derece kaliteli, bir buna bakmak lazım. Bir de ne derece iyi niyetliler, her iki açıdan bakmak gerekir. Önce iyi niyete bakalım. Acaba iyi niyetliler mi değil mi diye bakalım. Kuşkusuz değil. Neden değil? Aleviliği belli bir etnisiteye sıkıştırma, Türklük etnisitesine. Ben de Türk'üm bu ara, onu da söyleyeyim yani, söz şey değil de sıkıştırma. Aleviliğin kökenini şamanizmde, daha sonra ise özellikle Yesevizm'de, Hoca Ahmet Yesevizm'de arama, oraya bağlama gibi çok büyük çabalar, büyük manipülasyonlar içine girileceğini biliyoruz. Çünkü bizim devletin tecrübesinden bunu biliyoruz. Zaten çalışanların da bir kısmını tanıyorum. Dolayısıyla böyle bir etnik daraltma, tek etnisiteye indirme, tek dile indirme, Kürtlere ve Araplara cephe alıcı söylemlerde bulunma, yani Alevi Kürtleri, Alevi Arapları, Roman Arapları dışlama gibi söylemlerde bulunacağı, birincisi bu. İkincisi bundan daha önemli, bunu hazırlayacak olanların ansiklopedi ciddi iştir yani. Bir sürü yazar gerekir ve bu yazarların kaynak hakimiyetinin çok geniş olması gerekir. Diyelim ki bir yazar bir maddeyi yazacak. Kaynak hakimiyeti zayıfsa ne yapacağını ben biliyorum. Gene konu gelecek. Diyecek ki işte Hoca Ahmet Yesevi Aleviliği kurdu gibi neredeyse. Efendim Orta Asya'da kuruldu. İşte Türkler kurdu. Daha sonra Hacı Bektaş'ı gönderdi buraya. Hacı Bektaş burayı Türkleştirdi, Müslümanlaştırdı gibi uçuk kaçık söylemlerde bulunacak. Bunun kaynağı Fuat Köprülü tabii. Fuat Köprülü de ile başlayan, daha sonra Abdülbaki Gölpınarlı'yla, Ahmet Yaşar Ocak'la, İrene Melikov'la devam eden bu çizgiyi tekrar edecekler. Yeniden kağıda geçirecekler aynı şeyleri. Belki biraz daha aşırıya kaçacaklar. Zaten başka bir şey de yapamazlar. İyi niyetli olsalar dahi. Çünkü söylediğim gibi kaynak hakimiyetleri zayıf. Yani binlerce kaynağa hakim olmaları gerekir. Binlerce kaynağı okumaları gerekir demiyorum. Dikkat edelim. Hangi bilgi hangi kaynakta bulunur ve ne şekilde incelemeliyiz? İki, biliyorsunuz bilimde kuşku şarttır. Her okuduğuna hem inanıp hemen onu almayacaksın. Sorgulayıcı, kuşkulayıcı yaklaşacaksın. Ondan sonra bir şeyler yazacaksın ve o bilimsel değer taşıyacak. Özet olarak bir, iyi niyetli olacağını sanmıyorum. Bizim devletin eskiden beri sürdürdüğü çizgiyi bunların da sürdüreceğini gayet iyi biliyorum. İkincisi de bu şeylerin, personelin yetersizliği bu alanda ayrıca bir sorun yaratacak. Şimdiye kadar yazılan ve tonlarca deterjanla temizlenemeyecek olan Alevi tarihi ve inancı konusundaki kirliliğe bir o kadar daha kirlilik katacağından eminim.